19. yüzyılda iktisadi düşünce modellerine doğayı metalaştırarak yaklaştığı için doğal kaynaklara bir kısıt koymamıştır. Şimdi kısıt koymayınca sonsuz büyüme olacağını düşünüyor. Sonsuz büyüme olunca da hep şu teraneyi söylerler. İşte tamam, bazıları da az kazanıyor, bazıları çok kazanıyor ama birazcık daha sabır. Bakın çok iyi olacak ileride falan diye. Şimdi bu doğru değil. Çünkü Dünya Günü diye bir gün var biliyorsunuz. Bu şu sıralarda 2024 Dünya Günü açıklanmış olması gerekiyor. Temmuz'un ilk yarısında yani doluyor. Bu şu anlama geliyor. Bugünden itibaren gerçekleştirilen her üretim gelecek kuşakların refahından transferdir, çalmadır. Çünkü bugünden sonra yapılan üretimi dünyanın kendi kaynaklarıyla sürdürülebilir bir şekilde beslemesi mümkün değil. O zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman bölüşüm meselesine odaklanmamız gerekiyor. Angus Deaton da bölüşüm çalışan birisi. Eşitsizliklerin ulaştığı bu seviye kabul edilebilir bir seviye değildir. Ahlak dışıdır diyor ve bunu IMF'in yayın organında yazıyor. Şimdi dolayısıyla son derece haklı, meşru bir temelimiz var. İkinci dip dalga teknoloji. Teknolojinin üretim sürecinde yarattığı büyük dönüşüm, canlı emeğin üretim sürecinin dışına sürülmesi, öyle yine ana akım iktisadın diline pelesenk olmuş yaratıcı yıkım. Yani bugün işsiz kalıyor ama biraz bunları eğitirsek, biraz da farklı vasıflar kazandırırsak çok şahane işlerde çalışacaklar falan gibi bir terane yanlış. Nereden biliyoruz? Bu pazartesi ana akım iktisadın Kâbesi sayılacak olan National Bureau of Economic Research'ta yayınlanan uygulamalı bir çalışma bize gösteriyor ki 2000-2016, bakın daha yapay zekanın falan devreye girmediği bir periyottan bahsediyoruz. Dönemde teknolojiden dolayı ortaya çıkan bir mobilite, yani işini kaybedenlerin başka tarafa geçmesi ancak kendi ücretini koruyarak veya daha düşük ücrette çalışmayı kabul ederek mümkün olabiliyor. Bu iki kategoride ile karşılaşma olasılığı yükseliyor. Onun arkasından gelen yapay zeka teknolojisi ise jeneratif genel anlamda, yani artık ana akım iktisatçıların pek çok çalışması yaratıcı yıkım diye bir şeyin söz konusu olmadığını Daron Acemoğlu'nun son kitabında da bu şekilde teknolojik gelişmenin eğer kuvvetli bir regülasyona tabi tutulmazsa yaratacağı toplumsal sorunların altından kalkmak mümkün değildir diyor. Şimdi burada tabii şöyle bir problem var. Yani kapitalizmin sınırları içerisinde kalarak çözülebilecek bir problem olmaktan çıktı bu. Neden? Çünkü teknolojik gelişme emek verimliliğinde o kadar yüksek artışlar yaratmış durumda ki esasında bizim çalışma haftasını son derece düşürmemiz, gelirleri koruyarak son derece düşürmemiz mümkün. Ama böyle bir eğilim görünmüyor. Keynes de bunu zamanında söylemişti. 100 yıl kadar önce söylemişti. O günden bugüne ortaya çıkan gelişmelere karşın çalışma sürelerinde bir azalma olmadı. O yüzden Bizim çalışma sürelerimiz artıyor ama gelirimiz düşüyor hocam, tam tersine. Evet, Arzu Hanım'ın bahsettiği şey bu işte. Yani toplam gayri safi yurt içi hasıla içerisinde emeğin payı sürekli azalıyor Türkiye'de ve diğer ülkelerde. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir problem değil, küresel bir mesele. Şimdi bunun nedeni de işte o teknolojik gelişme aslında fiilen bolluk toplumunun, komünizmin altyapısını oluşturmuştur. Ama bir iktidar problemi. Dolayısıyla aslında sorun bu sınıf mücadelesindeki bu kadar yüksek keskinleşme bu nedenle ortaya çıkmış durumda. Şimdi geriye doğru baktığımızda neoliberal dönemi aslında üçe ayırıyorum ben. Üç evresi olduğunu düşünüyorum. Bu aslında işte zaten bugün içinde bulunduğumuz ve yüksek eşitsizlikleri ancak ve ancak büyük baskılarla, katliamlarla sürdürebileceklerini fark eden egemen sınıfın bir bloğunun bu kendi egemenliğini pekiştirme işlevi gördüğünü düşünüyorum. İlkinde dediler ki devletin ekonomik faaliyette bulunması, mal üretmesi, hizmet üretmesi piyasaları bozuyor. Ne yapacağız? Özelleştirme yapalım. Özelleştirmeyi yaptık, devlet buradan şey yaptı. Böylece devletin piyasaların
anarşik karakterini regüle etme doğrultusunda kullanabileceği en önemli araç eline alalım. İkinci evre temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi. Bu temel kamu hizmetleri adı üzerinde kamu hizmeti, eğitim, sağlık, elektrik dağıtımı, su dağıtımı gibi. Bu kapitalizmin bence en yüksek aşaması sayılması gereken sosyal refah devletinin alameti farikasıydı. Burada bir özelleştirme söz konusu oldu. Olağanüstü yüksek eşitsizliklerin ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Şimdi üçüncü evredeyiz. Üçüncü evre kamusal insanın bizatihi kendisinin, yani yurttaşın ortadan kaldırılmasıdır, özelleştirilmesidir. Yurttaşın kendisine ifade edebildiği alan kamu karar süreçlerine katılımla gerçekleşir. Şimdi bakalım siyaset dediğimiz ne? Kamusal katılımın en yüksek evresi, zirvesidir değil mi? Peki siyaset nasıl gerçekleşiyor? Anket firmaları, danışmanlar, onlar bunlar. Kim yok? Halk yok. Yani işin öznesi, sahibi burada yok zaten. Sürülmüş durumda. Siyasi partilerse müşteriyle satıcı arasında alışverişin gerçekleştiği bir AVM'ye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bizim problemimiz gerçekten Arzu Hanım'ın bahsettiği gibi meşruiyet temeli geniş olan, insani olan, insanla da sınırlı değil, ekolojik sistemin devam etmesini sağlamak gibi bir görevde üstlenmesi gereken ve bu anlamda da meşruiyet sınırlarını genişleten son derece haklı ve son mücadeledir. Artık burada ya başarılı olacağız, başka bir topluma geçeceğiz, daha hakkaniyetli, adil bir topluma geçeceğiz ve hayatımıza devam edeceğiz, veya alternatifi büyük bir yıkım, Mad Max dünyasıdır.